Merhaba, <laughs> merhaba ben Kürşat. 5 yıl oldu, 5 yıl oldu ha. Ee, öncelikle hepinize bir özür borçluyum arkadaşlar. 5 yıldır hiçbir şekilde bir açıklama yapmadan, hiçbir şey yapmadan ortadan kaybolup gittin. Ve hatta bazı insanlar şey diyor, Bitcoin'den parayı buldu, YouTube bıraktı, parayı yiyor. Ya da farklı bir kanal açıp kendi yüzünü göstermeden videolar yapmaya başlamış falan. Ha, öyle bir şey yok. Öldüğüm de bir yalan. Allah aşkına yaşıyorum, sağlıklıyım ve mutluyum. <laughs> Haftada hala bana 100 tane mail geliyor abi öldüm mü diye. Öyle bir şey olsa cevaplayamazdım zaten o mailleri. evet, hayatımda 2017'den beri çok fazla negatif şeyler oluyor, olumsuz şeyler oluyor ve bir takım olan şeylerden dolayı YouTube bırakmak zorunda kalmıştım. 2017'de sürekli izleyicilerime beni izleyen insanlara bin Nisan'da çok güzel şeyler gelecek, bir Nisan'da çok güzel şeyler gelecek deyip duruyordum. Bunu güvendiğim sponsorlardan, YouTuber'lardan e, aldığım veya alacağımı düşündüğüm destekler, sözlerden dolayı söylüyordum. Ve bu beni biraz e, bildiğim, tanıdığım içinde olduğum YouTube'dan soğuttu bu tür e, yalanlar söylenmesi, sözlerin tutulmaması. 2013-2014 zamanlarında kamera şakaları, günlük vlog'lar, ne bileyim, eğlenceli videolar yaparak YouTube'da hep görünüyordum zaten. Ondan sonra 2016'nın sonlarına doğru tepki videolarına geçtim ve bu benim kanalımı bayağı bir yükseltmişti. Ve gerçekten çok zevk alıyordum o zamanlar. Ben YouTube'da her zaman eğlendiğim şeyleri yapıyordum ve o yüzden bir Nisan sözünü vermiştim. bir Nisan'da daha güzel şeyler yapacağım demiştim ama dediğim gibi verilen sözler tutulmadığı için birkaç kişinin de yalanlarından dolayı, beni dolandırmasından dolayı yapamadım. Bunlar olmadı. Ve bunlar beni biraz e, sıkıntılı dönemlere soktuğu için ve yaptığım şeyden artık hoşlanmadığım için YouTube'u bir süreliğine ara verme kararı aldım. Artık ayda bir tane video atıyordum. iki ayda bir tane video atıyordum ve bu artık bir anda kesildi. Hiç video atmamaya başladım. Daha sonra sürekli yeni planlar, yeni projeler çiziyordum ve 2018'de bunları hayata geçirmeye başladım. İstanbul'a gidip Tuğkan abiyle yılanlı milanlı videolar falan çekmiştim. Hatay'a gelip birkaç tane sosyal deney videoları falan çekmiştim. Ama birkaç videodan sonra tekrar tepki videoları çekmeye başladığımı gördükten sonra ben bunu zaten istemediğim için YouTube'u bıraktım diye düşündüm ve tekrardan YouTube'u bıraktım ve bu, bu sefer aniden bıraktım. Hiçbir açıklama yapmadım. Hiçbir şey söylemeden YouTube'u bıraktım. Bu arada bu videoyu çekmeyi planlamıyordum. Bu videoyu yükleyeceğimi de kimse bilmiyor. Ailem de benim uzun zamandır video atmamı bekliyor. Arkadaşlarım da uzun zamandır video atmamı bekliyor. Hepsine bir sürpriz olacak bu. Daha sonra 2018'de YouTube'u tekrar bıraktıktan sonra yanlış bir doktor teşhisinden sonra bunalıma girdim. Çünkü bende olmayan hastalıklar bende varmış gibi anlattı doktor. Yanlış bir teşhis koydu bana. Teşhisin açıklaması bu zaten. Daha sonra 2019'a doğru iyi olduğum, hiçbir şeyin olmadığını öğrendikten sonra biraz daha iyi olmaya başladım. Kendime gelmeye başladım. Yani ...teşhislerin yanlış olduğunu öğrendikten sonra 2019'da e, tekrardan YouTube'a başlamak istedim ama içimden tamamıyla %100 enerji yoktu. İçimde o enerjiyi bulamadığım için yapamadım ve e, 2020'de tamam ben artık hazırım ve ben bu işi yapmak istiyorum deyip Antalya'ya taşındım tek başıma. Bir anlık kararla Antalya'ya taşındım ama bir yıl video atamadım Antalya'ya taşındıktan sonra da. Elimde olmayan birkaç şeyden dolayı yapamadım yani. Daha sonra o bir yılın sonrasında artık hazırdım. Videolarımı çekmiştim, giriş videomu çekmiştim, atacağım videoları çekmiştim ve hazırdım. Hatay'a gidip kafa tatili yapmak istedim. Ailemin yanına gitmek istedim. A abim benim Almanya'da yaşıyor. Ee, Kasım'da gelmişti buraya yanına gittik Tam bir yıl önce Beraber takılıyorduk eğleniyorduk Youtube'a başlayacağım mı başlayacağım işte böyle videolar çektim diyordum İzletiyordum o falan yapıyorlardı Çok yani çok enerjiliydim ve gerçekten yapmak istiyordum. Artık başlamak istiyordum. Daha sonra öylesine annem zaten uzun zamandır doktora gidip testler yaptırıyormuştu. Kontrol ettiriyormuştu kendini. Ve bir teste beraber gittik annemle. O teste doktorun söylediklerinden sonra yani benim duyduklarımdan sonra ben çok kötü oldum. Gerçekten dünya başıma yıkılmış gibi oldu. Annem gerçekten iyi değilmişti o sıralar. Allah'a çok şükür şu anda annem iyi. Sağlığına kavuştu. İnşallah da iyi olacak. Ama o dönem ben gerçekten çok kötü oldum ve ya YouTube'u mutubu geç hayatı unuttum ben 5-6 ay boyunca. <gülüyor> <gülüyor> Annemin de iyi olduğunu gördükten sonra Antalya'ya geri geldim 5-6 aylık sürecin sonunda. Ama hala bir şeylere hazır değildim. Bir şeylerden emin değildim. Hep aklımın kenarlarında birkaç soru vardı. Hmm. <sighs> Aa, videoyu baştan yapmak istedim ama yapamadım, beceremedim. O yüzden kaldığım yerden devam edeceğim. Kendime ağlamamak için söz vermiştim. O yüzden baştan devamını çekme kararı aldım kendi kendime. Ve size bu uyarıda bulunayım. Eğer ağlarsanız ve ağladığınızın belli olmadığını istiyorsanız gözünüze falan su sürmeyin. Çünkü daha beter yapıyor olayları. Kızarıklığı falan almıyormuş verse. Zaten videonun başında da anlattığım gibi olumsuz şeyler oldu biraz hayatımda ve bu beni bayağı etkiledi. Bayağı kötü bir dönem geçirdim o sıralar. Ama Allah'a çok şükür şu anda ben iyiyim ben sağlıklıyım, annem iyi, annem sağlıklı, ailem iyi, ailem sağlıklı ve bu iş artık başlamaya hazır olduğumu düşünüyorum. Elimden ne gelirse en iyisini yapmaya çalışacağım. Zaten az önce de söylediğim gibi aslında böyle bir video yapmayı planlamıyordum. Halbuki böyle haber kanalları montajı falan olacaktı millet. Kürşat nerede, Kürşat nerede falan bir şeyler yapacaklardı. Üstüne bangi jumping'e gidecektim. Tam bangi jumping'ten atlarken ay YouTube'a geri dönüyorum diye bağıracaktım. Ama bu şekilde birebir konuşarak kendimi anlatmanın daha mantıklı olacağını düşündüm. Umarım beni anlamışsınızdır. Umarım kendimi iyi bir şekilde anlatabilmişimdir. Tekrar hepinizden de çok özür dilerim. Size bir açıklama yapmam gerekirdi. Uzun zamandır yoktum, neredeydim? Bunu size söylemem gerekirdi ama gerçekten bu kadar uzun süreceğini bilmiyordum. Ama Allah'ın da izniyle şu saatten sonra her şey çok güzel olacak. Güzel şeyler yapacağız. Yokluğumda bana attığınız güzel mesajlar için hepinize çok teşekkür ederim. Beni bu saate kadar bekleyen herkese de çok teşekkür ederim. Umarım sizi mutlu edebilirim. Bu saatten sonra gelecek videolarımı da izlemenizi istiyorum. Bir bakın bakayım 5 yılda kendimi geliştirmiş miyim? Güzel bir şeyler yapabiliyor muyum artık? Ben yapabileceğime inanıyorum. Tekrardan hepinizden özür dilerim ama bu saatten sonra umarım inşallah beraber oluruz. Gelecek videolarımı izlemeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Görüşmek üzere. Bay bay.